İster başka ülkede planlansın, ister içerideki hainler tarafından desteklensin. Eğer karşısında dimdik duran bir millet ve siyasi irade varsa hiçbir darbe planı amacına ulaşmaz. 6 yıl önceki hain darbe girişimine Türkiye aşkı ile direnen milyonlar bunun en net ispatı olarak girdi tarih sayfalarına. O karanlık gecede verilen destansı mücadele İstanbul Valiliği tarafından belgesel haline getirildi. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım, dinliyoruz biz sizi. Kötüye alacağız hızlar. Ya ya hey. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Allah, bismillah, Allah'a ekber. Kadın erkek, genç yaşlı demeden bir millet döküldü sokağa. O karanlık gecede hain kurşunlara göğsünü siper etti. Darbeye dur dedi. Yönetime el koymuştur. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. O gece camiden dönüşte beni aradı. İstanbul Valiliği 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan bir belgesel hazırladı. Belgeselin adı Türkiye aşkına geride kalanlar. Sokaklarda polis, askerin olduğunu söyledi. 6 yıllık bir çalışmanın ürünü olan belgesel, 45 dakikalık görsel bir arşiv niteliği taşıyor. Yönetmenliğini ise Mesut Gengeç yaptı. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Allah! Bismillah! Allah'a ekber! Yanlarına kadar gittim. Ne yapıyorsunuz burada dedim. Boğaziçi Köprüsü neden kapalı dedim. Dedim projektörleri de patlatın. Dedim ki açık hedef olmayalım. Muhtarı vurdular! Muhtarı vurdular! 2016 yılından itibaren görüntülerin yer aldığı duygu yüklü Türkiye aşkına geride kalanlar belgeselinin özel gösterimi dün gece Atlas Sineması'nda yapıldı.